Bugün çok güzel bir şey yapacağız. Bu yeni güncellemede neler geldi ve hangi gizli yerler geldi ve hangi problemler çıktı? Onları bakacağız ve size göstereceğim arkadaşlar. Bu videoyu mutlaka izleyin. Sonunda da güzel bir tane dans yapacağım. Evet arkadaşlar, bu solo mod değil. Şimdi arkadaşlar başlayalım. Evet arkadaşlar, ilk yerimiz araba versiyon. Ay, versiyon diyorum. Araba dükkanı. Bakın, burada arabanızı şey yapabilirsiniz. Buraya araba koyunca yukarı kaldırmalar falan yapabilirsiniz. Sonra içeri bir girelim. Bakın, burada kasa var, tekerlekler, kutular. Motor var ama süremiyoruz. Oturuyoruz. Burada da oturma bank falan var. Burada da böyle işte raflar falan var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ve yeni bir gizli yer eklendi. Bakın, şunun tam sopasına tıklarsanız buradan geliyorsunuz. Burada bir yer var arkadaşlar. Böyle şey gibi yer. Bakın, hırsız eve gibi. Bak, buradan kameralara bakabilirsin. Burada silah falan var. Onları alabilirsin. Bak, sonra şu bilgisayara oturabiliyorsun ama yani oturunca kameralardan bir şey göremiyorum. Bakın, hırsız işareti var. Sonra bakın, böyle ışık kapatabiliyorsunuz. Sonra bu düğmeye tıklayınca açılıyor arkadaşlar. Buradan. Evet arkadaşlar, diğer yerleri size göstereyim. 35'imizi tamam. Şimdi arkadaşlar, ve buradaki itfaiye arabası kaldırıldı. Çünkü araba şeyi çıktığı için. Evet arkadaşlar, bir de çok farklı bir gizli yer çıktı. Bakın, şurada bir yerde. Buradan geliyorsunuz. Buraya. Böyle kağıt falan var. Şuradan mavi düğmeye tıklıyorsunuz. Ay, tıklamıyor. Tıklamıyor. Ha, bakın, böyle bir yere geliyorsunuz. Ama arkadaşlar, sonraki güncelleme bana süper güç gibi bir şey geliyor olabilir. Çünkü elimizden baksanıza bir süper güç gibi bir şey çıkıyor. Burada da ne yazdığını daha çeviremedim. Power güç demek. Bakın arkadaşlar, şuradan böyle denize ışınlanabiliyoruz. Eğer tıklarsanız. Evet arkadaşlar, şimdi size bir güncelleme daha göstereceğim. Şimdi şöyle bir gidelim. Hızlıca. Evet arkadaşlar, şimdi hastaneye tekrar gitmemiz gerek ama bir şey daha gösterebilirim. Neredeydi? Evet arkadaşlar, hastaneye gideceğiz. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey çıktı. Böyle. Şimdi şurada bir tane zombi felaketi yaşandığını biliyorsunuz. Ve şurada bir tane bir şey var. Zombi gibi görünen. He işte bu. Bu uzaylı arkadaşlar aslında. Bakın, bunun altında bir tane yeşil bir şey çıktı. Bu bana böyle uzaylının buradan nefes aldığını gösteren bir şey gibi geliyor. Zaman makinesiyle alakalı bir şey de olabilir. Ay, ağlama hareketini yaptım. Arkadaşlar, çünkü çok farklı bir şey çıktı. Altına şey koy ya, bir altında düğme gibi bir yer var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi size bir şey daha göstereceğim. Helikopterin oraya bir gidelim ilk önce. Helikopterle bir yere götüreceğim sizi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şuradan bir tırmanayım. Tamam. Premium almıştım zaten. Şimdi yukarı kaldır şunu. Ay, o zıpla dedim yanlışlıkla. Neyse. Her neyse arkadaşlar. Ay. Şöyle bir oturalım şuna. Evet arkadaşlar, biliyorsunuzdur, bir yeri keşfetmişsinizdir. Şurada yeni bir yer çıktı. Hemen helikopterle gidelim Declan'da. Şimdi şöyle gidelim helikopterle. Burada bir tane elektrik paneli yeri çıktı. Arkadaşlar, inelim şöyle direkt. Bakın burada elektrik şeyleri var. Güneşi böyle şey yapmak için, elektrik üretmek için. Burada da arkadaşlar, bunları çalıştıran bir şey var. Eğer buradan girmek istiyorsanız bir tane kart bulmanız gerek. Ve o kartın nerede olduğunu biliyorum.
Arkadaşlar içinde bir şeyler var, gizemli gizemli. Şu an o kartın oraya gideceğiz arkadaşlar. Hemen giderim. Şimdi hemen şuradan polis evine gitmemiz gerek. Evet arkadaşlar, şehre geldik. Şimdi buradan polis evine gitmemiz gerek. Hemen hızlıca polis evine gitmemiz gerek. Polis evinde çünkü size bir şey göstermek istiyorum. Şimdi şu... Dur ya. Ha? Ay, neyse şunu bir bırakalım. Ay. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada bir yerde bir gizli yer var. Ama onun için şöyle bir lamba gibi bir şey almam gerek. Çünkü çok karanlık olacak. Evet arkadaşlar, böyle bir yer var. Bakın böyle şurada bir tane gazete kağıdı mıdır nedir? Sonra şurada bir tane kupon gibi bir şey var. Bakın arkadaşlar, şunun arkasında bir tane mavi kart göreceksiniz. Bu kart aslında çantadaki şu karta çok benziyor ama mavi, açık mavi renginde. Şimdi şuradan gitsek mi? Ay, yolumu kaybettim. Neyse arkadaşlar, ben şimdilik... Evet arkadaşlar, şimdi... Kafam sığmıyor. Evet arkadaşlar, şimdi o size gösterdiğim yere hemen hızlıca gidelim. Evet arkadaşlar, geldik. Şuradan hop zıpladık. Evet, şimdi bu kartı buraya koyuyorsunuz ve burada bir şey görüyorsunuz. Bunlar nasıl mı kırmızı yapılıyor? Kırmızı yapıldığını daha öğrenemedim. Bakın şuradan ışık kapanabilirsiniz. Burada zaman makinesiyle alakalı bir şey olabilir. Bana öyle geliyor. Bir YouTube'dan öğrenmiştim. Mesela alt tarafı bir Akdeniz yok ya. Akdeniz. Bir YouTube'dan falan öğrenmiştim bunu. Hala kabul etmiyor. Kırmızı nasıl yapılıyor bilmiyorum. Ama gerçekten burayı yani bulursak ben de çözmeye çalışacağım arkadaşlar. Burası ne alaka? Şunlar nasıl kırmızı? Bunlar ne alaka? Şu güneş panelleri ne alaka? Onlar çok merak ettiğiniz şeyler arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi bir tane eve ışınlanmamız gerek. Şimdi şuna bir ışınlanalım. Yeni çıkan evleri biliyorsunuzdur. Şimdi şu evi bir alalım. Burada arkadaşlar bir gizli yer var. Çok böyle gizli yer var burada bir tane. Arkadaşlar, şimdi arkadaşlar evimin kapısını kilitleyeyim. Şöyle bir gizli yer. Bakın bu da kıyafet yeri var. Bakın buradan görünmez bir merdiven var. Buradan tırmanıyorsunuz, buraya geliyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bunun ne olduğunu bilmiyorum ama bunun bir özel güçle alakası olabilir. Yani böyle şey gibi, mesela ne desem, bir sonsuz işareti yapan halka gibi böyle şey var. Şuna da sonra geleceğim arkadaşlar ne olduğunu. Böyle kafası var sanki. Sonsuz işaretine benzer, halkalı halkalı askı gibi bir şey. Özel güce çok benziyor. Yani sonraki güncelleme belki özel güçle alakalı veya zaman makinesiyle alakalı bir şey olabilir. Çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz de merak ediyorsunuzdur. Çünkü ben sonraki güncellemede bir gizem bulacağım. Ve o gizemi de YouTube'da açıklayacağım. İzleyin siz. Yeter ki böyle özel güç olabilir yani arkadaşlar. Çok benziyor, böyle altın renkte sanki. Kafası var adam gibi. Ayakları yok ama. Gerçekten özel güçle bir alakası olabilir arkadaşlar. Çünkü böyle yakına bakınca öyle görünüyor. Evet arkadaşlar, bunda işim bitti. Şimdi şuna bir geleyim. Evet arkadaşlar, şimdi bunda bir ilk önce kendimi küçültmem gerek. Evet arkadaşlar, bu da bu kafanın aynısı gibi ama kırılmış parça gibi görünüyor. Bakın bir de bu
da bir tane kareli bir yazı var. Nasıl bir kareli yazım arkadaşlar? Mesela ya chat'e yazarken böyle şey çıkar ya, anlamsız bir kelime ya da küfürlü bir kelime çıkarsa o zaman kareli bir yazı falan verebiliyor. Kareli yazı falan çıkıyor. Ondan heceleyerek yazmanız gerekiyor. İngiliz alfabesine göre öyleymiş. Yani buraya uyan, ben YouTube'dan öğrenmiştim. Buraya uyan bir tane şifre var. O, birkaç tane daha var ama onları unuttum. Bir tane bir şifre var. O da enerji. Energi diye yazılıyor. Sonunda Y harfi var. İ harfi diye sanmayın. Yani enerji olabilir arkadaşlar. Çünkü bu güncelleme enerjiyle alakalı bir şey. Güneş panelleri var mesela. Bu evin üstünde de var. Diğer evin üstün ay arkasında da var. Yani enerji uyabilir buraya. Enerjiyle alakalı bir şey olabilir. Bu da aynen. Böyle bir gizli yer bulunmuş arkadaşlar. Gerçekten çok benziyor. Yani yakından bakınca bu da onun gibi görünüyor. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, biz asıl konumuza dönelim. Şimdi bu güncellemeyi çok merak ettiğiniz çıktı zaten. Şimdi arkadaşlar diğer evi göstereceğim size. Gerçi ev süremin bitmesi gerek. Siz sanki şu evi olacak. Ve size bir şey göstermek istiyorum. Ben şu kilitli arabalardan birkaçını açtım. Yani hepsini açtım. Yani 700 Robux falan yatırıp güzel, ama bunu göstermek istedim şimdilik. Ama asıl konumuza dönelim. Merak edersiniz diye. Ay. Şimdi şu ev süren bitene kadar ay size bir şey göstereceğim. Şimdi yeni gizli yerler eklendi arkadaşlar. Ama bazılarını göstermeyi unuttum size. Videolarını çekemedim. Mesela bakın arkadaşlar, böyle kamp alanı çıktı. Yeni bir tane kamp minibüsü çıktı bakın. Şöyle. Bakın böyle çok güzel. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu dağa yeni bir yer eklendi. Kamp yerinden gittikten sonra şurada bir yol var bakın. Buradan dağa çıkabiliyorsunuz. Öyle. Ve arkadaşlar şey çıktı bir de çantaya yeni öğe çıkmış. Marshmallow çadır ve yatak çıkmış arkadaşlar. Onları ben biliyordum önceden, çok önceden. Ama Brokemon oyununu bilmeyenler ve azıcık bilenler varsa yani onlara göstermek istedim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şurada bir yer keşfettim ben. Neredeydi orası? Bir tane uzak bir yer var. Heh, evet. Burada bir yer, mağara gibi bir yer keşfettim. Gerçekten gizli yer gibi görünüyor. Ama burada bir sürü şey çözebiliriz arkadaşlar. Sonra şuradan bir gidelim. Bir yer daha çözdüm. Bakın uzak bölümlerde olabiliyor bazı şeyler. Tarla var. Bakın burada bir yer var. Ben bunun ne alaka olduğunu hala çözemedim. At yeri midir nedir artık? Öyle. Ha, bakın biri çiftliğe ev yapmış. Arkadaşlar ama kesinlikle çiftliğe ev yapmalısınız. Çünkü ağaç ev çıkıyor. Bakın şöyle yukarı. Ağaç evden yukarı çıkabiliyorsunuz. Bakın böyle. Burada oturma yerleri falan var. Şey var. Burada da o bir tane oturma yeri var. Ve şuradan da bir yerden atlayıp ağacın çıkabiliyorsunuz. Şurada da bir gizli yer var. Bakın buradan karşı tarafa gidebilirsiniz. Yönelebilirsiniz. Çok güzel bir yer yani. Ben beğendim. Bu dış kısımlar da var. Bakın dağda dağ evi var ya işte arkadaşlar. Orada bir yerde bir gizli bir yer keşfettim herhalde. Çok gizli bir yer var. Şurada bir yer var mesela arkadaşlar. Sonra şurada bir yer var. Yine bu şeylerden, topraktan yapılan tarla mağaraları var. Tünel var. Arkadaşlar. Şimdi ev süren dolmuş mu diye bir bakalım.
Bakalım. 3 dakika sonra doluyor. Ben de size biraz güncellemedeki yerleri biraz gezdireyim. Mesela arkadaşlar, okula bir girelim. Okula girelim. Okulun üstüne çıkmak isteyenler oluyor bazen. Okulun üstüne çıkmak istiyorsanız buradan merdivenden çıkabilirsiniz. Bazılarınız bunu fark etmemiş olabilir. Sonra şu saklambaç oynamak isterseniz buraya saklanabilirsiniz. Arkadaşınız tam buradan gelirken sizi görmezim. Bakın buradan yukarı çıkabilirsiniz. Kaykay pisti zaten burası. Öyle biliyorum. Arkadaşlar. Sonra şöyle drone ride yani şey de olabilir mesela. Size birkaç tane de mağara göstereyim. Mesela yağmur yağdığı zaman burada kalabilirsiniz. Hikaye yarat. Yani roleplaylerde. Bakın böyle bir yer çıktı. Gizli bir yer. Asıl göstereceğim yer burası arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, burası Brookhaven'ın dışına çıkıyor. Burası dağın içi. Yani bakın arkadaşlar, buradan atlarsam tak hemen aşağı düşüyorum ve reset çektiriyor. Yani burası çok gizli bir yer arkadaşlar. Burada kalma. Bence oradan sakın atlamayın. Sonra eşyalarınız normal dizilmiş olur. Ve arkadaşlar ben aslında şu güncellemeyi bekliyorum. Bu parti alanı yerine hamburger yeri çıksın istiyorum. Ve şu yukarıda bir tane restoran yapılsın istiyorum. Öyle bir yer var arkadaşlar. Öyle bir güncelleme var Brookhaven'ın. Burada da böyle YouTuber'ların şeyi çıksın istiyorum. Asıl göstereceğim şey de bu. Uçakta bir yerde de bir gizli alan çıktı arkadaşlar. Şimdi buradan gidiyoruz. Tuvalete giriyoruz. Bakın bunun arkasında bir yer var. Çok gizli. Ne görmemiş olabilirsiniz. Gizli bayağı bir. Böyle bakın. Ve şöyle bir şey var. Şurada bir yerdeydi ya. Aa, merhaba. Buradan bir yerden atlamalı bir bug varmış arkadaşlar. Sizi bir yere ışınlıyormuş. Ama çok zor yapıyorsunuz onu. Şimdi bakın size bir tane de bug göstereceğim. En güzel buglardan biri. Şu oteli bir satın mı alsam? 2 dakikalığına şunu silsek iyi olur. Şimdi arkadaşlar. Şuraya bir oturduk. Tamam. Oteli bir sildiniz. Tak. Çok güzel bir bug ortaya çıkıyor. Bakın. Yani böyle kalıyorsunuz. Zıplayınca ama düzeliyor. Asıl şu eve geri dönelim ha. Arkadaşlar yeni bir ev daha çıktı. Çok güzel. Böyle fotosentez yapmalı bir şey. Enerjili bu da. Çok güzel. Bayağı sevdim ben. Bu evi bakın. Bahçesi ise bu yukarıda. Bakın yine güneş şeyleri var. Güneşi yansıtma falan şeyleri var. Havuzu yapmak istersen yine de yapamıyorsunuz. Çünkü ben havuz yerini bulamadım. Neyse havuzu boş ver de. Bakın arkadaşlar burada fotosentez yapmalı bir şey var. Bakın buradan ışığı kapatabiliyorsunuz. Bu mavi düğmeye basınca buradan sulayabiliyorsunuz. Şu ne bilmiyorum ama enerjiyle alakalı bir şey olabilir. Bir düğme gibi bir şey var. Bakın sonra şöyle şey yapalım. Buradan da sizi bir yere ışınlıyor. Yukarı kata. Yani yer altına ışınlıyor. Bakın burada bildiğiniz mutfak var. 4 tane koltuğu var. Ve oturma odası var. Bildiğiniz gibi burada da bir tane banyo var. Bu banyonun bir gizli yanı var. Bakın burası. Buradan saklanabilir. Burada saklanabilirsiniz. Saklambaç gibi yer. Arkadaşlar. Sonra şuradan geçelim. Burada bildiğiniz gibi yatak odası var. Sonra askılık yeri var. Paramız var. Sonra burada da bildiğiniz gibi tuvalet var. Her zamanki gibi. Yine bir tane tuvaletten oturma yeri var. Burada da çok farklı yataklar var. Bakın ikisi de şey olarak. Sonra aşağı inelim. Bakın ara.
Burada bir fotosentez yapılıyor. Buradaki şeyleri bir kodla şey yapabiliyormuşuz, çalıştırabiliyoruz. Bakın bu bilgisayarla fotosentez yapılabiliyormuş. Bir dakika ama yine de saçma saçma şeyler açıyorsunuz. Bakın burada kutular, depolar var. Bunu da hiç anlamadım. Şu kırmızı düğmeye basınca bir sürü ateş geliyor. Böyle enerjiyle alakalı yine bu. Herhalde burası da hatta açıyor. Burada da aynı şeyler var. Sulama, ışığı kapatma falan işte. Evet arkadaşlar, videom bu kadardı zaten. Evet arkadaşlar, videom bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Bir sürü gizli yer var. Bu güncellemeyi ben sevdim. Diğer güncelleme ne olacak bilmiyoruz ama çok merak ediyoruz. Ben yani şu şey özel güçle alakalı bir şey çıksın istiyordum. O güzel dansımızı da bir yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar. Hepinizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Koronavirüsten korunmayı unutmayın. Bay bay.